Gazeteci Murat, Vakit Gazetesi'nde çeşitli işlerle uğraşırken patronu Asıf Bey'den bir telgraf gelir. Gazetenin birinci sayfasının baskıdan çıkarılmasını söyleyen bu telgraf, ofiste kısa süreli bir merak yol açar ve gazetenin ilk sayfasını baştan aşağı değiştirebilecek haberin ne olduğu konusunda ortaya pek çok fikir atılır. Asıf Bey'in gelişiyle sır çözülür. Mustafa Kemal'in emri ve Fethi Bey'in önderliğinde yeni bir muhalefet partisi kurulacaktır. Bu haberi duyan baş satıcı Emirze, gazetenin 80 bin kopyalık büyük bir baskıya girmesi gerektiğini söyler ve gerçekten de ertesi gün bu baskının tamamı tükenir. İkinci bölüm farklı karakterlere odaklanarak başlar. Üç eski iddiatçı Ağaoğlu Ahmet, Doktor Münir ve Avukat Deli Celadet yeni bir parti kurulması hakkında sohbet eder. Ağaoğlu Ahmet kurulan bu partinin içindedir. Partinin Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle kurulduğunu söyledikten ve kuruluş aşamasında yaşanan tartışmaları aktardıktan sonra Deli Celadet'in İstanbul Teşkilatı'nın başına getirilmesinin tasarlandığını söyler. Ancak avukat bu fikri kabul etmez. Henüz Mustafa Kemal'in partisine muhalefet eden bir partiye katılacak kadar delirmemiştir. Yeni parti fikrine şüphecilikle yaklaşan ve bu konuyu fazla ciddiye almayan Doktor Münir, konuşmaları bir süre dinleyip şakayla karışık yorumlar yapar ve odadan ayrılır. Üçüncü bölüm Mustafa Kemal Paşa'nın şoförü Dadal Efendi'ye yoğunlaşır. Bu konumu ve kendisine sağladığı avantajları insanların gözüne sokarak kullanan Dadal Efendi, hemşerisi olan Selim Nuri vasıtasıyla Murat'la da tanışmaktadır. Gazeteci Murat ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi şair Selim Nuri, bir süre Dadal Efendi'nin Mustafa Kemal hakkında anlattığı hikayeleri dinlerler. Gazi Paşa için ne kadar önemli olduğunu, Gazi Paşa'nın kendisini ne kadar sevdiğini ballandıra ballandıra anlatan Dadal Efendi, fırka ve meclisin ne olduğu sorularına cevap veremediği anıları bile kendisine dinleyen iki gençten saklamaz. Selim Nuri, Rüstem Şah adlı bir arkadaşının kurnazlığı sayesinde kapatılan eski bir medresede kaçak bir şekilde yaşamaktadır. Dadal Efendi'nin Gazi Paşa'nın şoförü olarak polisleri korkutması sayesinde burada yaşamasına izin verilen Selim Nuri, arkadaşlarıyla birlikte çıkarttığı Kurtuluş Dergisi hakkında bir tartışmaya katılır. Bu tartışmanın temel konusu, serbest fırkanın kurulmasının ardından dergiye siyasi bir yön vermek ve yeni partiyi destekleyip desteklememek üzerine kuruludur. Murat'ın kabul etmeye yanaşmadığı bu fikri, Ramiz Efendi'nin oğlu Kadir büyük bir hırsla savunur. Ancak dergi konusunda en çok çalışan kişi olan Selim Nuri bu fikre yanaşmaz ve Murat onunla gurur duyduğunu hisseder. Avukat Deli Celalet ile Ağaoğlu Ahmet, serbest fırkanın kurulmasından sonra yaşananları tartışmaktadır. Partiye katılmayı reddeden Deli Celadet, birkaç gün önce İzmir'de yaşananların parti aleyhinde olduğunu düşünür ancak durum tam tersidir. İzmir'de partinin başkanı Fethi Bey'in konuşması için halk heyecanla sokağa dökülmüş. Halk Partisi destekli polis ve asker durumu kontrol altına almaya çalışmıştır. Fethi Bey'i bir kahraman gibi karşılayan İzmirliler ona "Kurtar bizi!" diye bağırmış. Hatta yaşanan olaylar sırasında bir öğrenci hayatını kaybetmiştir. Yeni kurulan partinin beklentilerinin aksine ciddi bir kitleye hitap ettiğini gören Deli Celadet, İki bölüm önce verdiği karardan vazgeçer ve Mustafa Kemal'in de kurulmasını ısrarla istediği bu partiye üye olmaya karar verir. Esirşehir'in İnsanları romanında Kamil Bey ile birlikte yakalanan ve bir süre onunla birlikte hapis yatan Ramiz Efendi, karısı Fatma Hanım'ı kaybettikten sonra kendisini içkiye vermiştir. Serbest fırkanın kurulmasıyla hayatında yeni bir amaç bulduğunu düşünür ve Kuvayi Milliye'ye, Halk Partisi'ne karşı olduğunu düşündüğü bu yeni oluşuma karşı gelmeye başlar. Ancak belediye seçim sandıklarının önünde Halk Partisi'ni destekler nitelikte konuşmalar yapması hoş karşılanmaz. Faytoncu Osman Ağa'nın adamı Ömer, onun yolunu kesip bu tavrını tekrarlamaması için onu tehdit eder. Ancak olay anında yetişen Murat, Ramiz Efendi'yi kurtarır. Daha sonra bu iki karakter
Ramiz Efendi'nin yokluk ve dağınıklık içindeki evinde oturup birlikte rakı içer. Ana konuşma konuları, Ramiz Bey'in savaş anıları ve Kamil Bey'in yıllardır görmediği kız Ayşe'ye yapacağı sınavdır. Deli Celadet'in ofisinde avukatlık stajı yapan Kadir, patronunun baldızı Şükran Hanım'ı baştan çıkarma planları yapar. Ancak Şükran Hanım böyle oyunlara karşı tecrübelidir ve Kadir'i küçümseyerek ofisi terk eder. Tam Şükran Hanım çıkarken ofise gelen Murat, Kadir'e az önce çıkan kadın hakkında sorular sorar. Kadir, Murat'a onun kim olduğunu açıkladıktan sonra az önce onunla yattığı yalanını söyler. Bu sırada ikili Kuvayi Milliyecilerin bugünkü durumlarından da bahseder. Murat, Kadir'in babası Ramiz Efendi'nin durumuna üzülürken, Kadir, Kamil Bey'in kızı Ayşe ile evlenme planları yapmaktadır. Serinin daha önceki romanlarının ana karakteri Kamil Bey, ilk romanda tanıtılan arkadaşı Fuat Mahir'in kızını oynadığı oyunu Ayşe'ye oynamayı kararlaştırmıştır. Ayşe'ye yapılacak sınav şu şekilde gelişecektir. Kamil Bey, kendisini ölü zanneden kızının karşısına babasının bir arkadaşı olarak çıkacak. Eğer Ayşe'nin kendisini hapisteyken yüzüstü bırakan Nermin'e çektiğini düşünürse, ondan uzak duracak, kendisine çektiğini görürse de ona gerçeği açıklayacaktır. Artık zengin olmasına rağmen paranın bu kararı etkilemesini istemediğinden kötü kıyafetlerle yola çıkar ve Nermin'in kendisinden sonra evlendiği Doktor Lütfü Bey'in muayenesine gider. Burada eski karısına planını açıklar. Ancak yeni kocasıyla da arasında herhangi bir sevgi yokmuş gibi gözüken Nermin bu planı onaylamaz. Sonuç olarak Ayşe'nin Kamil Bey'le değil ama gerçekten babasının bir arkadaşıyla görüşmesine karar verilir. Ayşe ertesi sabah Doktor Münir'le buluşacaktır. Kamil Bey evine döndüğünde kendisini bekleyen misafirlerine bu planı açıklar. Doktor Münir Ayşe ile Boğaz kıyısında yemek yemeye gider. Kamil Bey'in kızı, babasının annesini başka bir kadın için terk ederek Avrupa'ya gittiğine, burada öldüğüne inanmaktadır. Doktor Münir bu durumu karışık bulsa da Ayşe'nin Kuvayi Milliye'ye sıkı sıkıya bağlı olduğunu görerek sevinir. Ona babası hakkında gerçekleri açıklayan kişi, Kamil Bey hapishanede Millici abi lakabını takan ve bulundukları lokantanın sahibi olan Sakan'ın Naci olur. Kuvayi Milliye'ye karşı derin bir bağ hisseden Ayşe, babasının gerçek kimliğini öğrenince ağlamaya başlar ve babasının yanına götürülmek istediğini söyler. Murat ve Selim Nuri, Ramiz Efendi'ye giyebileceği yeni kıyafetler alabilmek için Fatma Hanım'ın değerli yatak takımını satmaya çalışmaktadır. Bu yatak takımının satılmaması Fatma Hanım'ın son isteği olsa da parasızlık artık büyük boyutlara ulaşmış. Kadir babasını "Satmazsan bir daha yüzümü göremezsin" diyerek tehdit etmiştir. Bütün çabalara rağmen Bedesten'de çalışan Hacı Halim Efendi yatak takımına en fazla 15 lira verebileceğini söyler. En az 60 liraya ihtiyacı olan Murat ve Selim Nuri bunu kabul etmeyerek yatak takımını toplamaya koyulurlar. Ancak takımı sardıkları bohça bir anda kaybolmuştur. Yanlarına gelen Şükran Hanım ve Selim Nuri'nin dikkati sayesinde Hacı Hilmi Efendi'nin bohçayı çalmaya çalıştığı fark edilir. Zira yatak takımı çok para etmese de içinde getirildiği bohça son derece değerlidir. Uzun bir pazarlık sonucunda Hilmi Efendi 250 lira vererek bohçayı satın alır. Ancak bu parayla alınan yeni giysiler bile Ramiz Efendi'nin dış görünüşünü toparlayamaz. Ramiz Efendi Fatma Hanım'ın yatak takımını satmaya çalıştıkları için karısına ihanet ettiğini düşünür ve kendisini büyük bir yol ayrımında gibi hissettiğini söyler. Cambaz Kadın Medresesi'nde zor koşullar altında yaşayan Selim Nuri, hastalığına rağmen Kurtuluş Dergisi'ni çıkartmak için uğraşmaktadır. Hal fırkasıyla serbest fırka arasındaki belediye seçiminde yaşananları düşünerek derginin basıldığı yere gider. Ucuz olduğu için tercih ettikleri bu basım evinde dergilerinden sorumlu olan kişi Behram Efendi adlı bir alkoliktir. Derginin savunduğu bazı görüşlerden memnun olmayan Behram Efendi, Selim Nuri'ye bu işten vazgeçmesini söyler ancak basım evine girdiğinde onu çırayla uygunsuz bir şekilde yakalayan Selim Nuri,
Ahlaksız bulduğu bu adamın anlamadığı konularda fikir yürütmesine oldukça sinirlenir. Tartışma büyür ve en sonunda Selim Nuri, Behram Efendi'yi bir sopayla döver. Fakat bu hareketin büyük sonuçları olur. Olaydan iki gün sonra Selim Nuri medreseden alınıp emniyete getirilir. Buradan da askeri bir araçla bilmediği bir yere götürülür. Burada kısa bir sorgunun ardından ciddi bir dayak yer. Bu dayak sağlığı zaten yerinde olmayan Selim Nuri'yi oldukça kötü etkiler. Murat verem olduğundan şüphelendiği arkadaşını kurtarmak için onu sanatoryuma yatırmak ister. Ama burada yer bulmak imkansız gibidir. Murat bu konuda yardım istediği Dadal Efendi ile otururken medresede Selim Nuri ile birlikte yaşayan Rüstem Şah koşarak gelir ve polislerin medreseye baskın düzenlediklerini söyler. Dadal Efendi yine saray şoförü olarak pozisyonunu kullanmaya çalışır. Ancak işin kendi boyutunu aştığını anlayınca olay yerinden ayrılır. Hasta haliyle bir de evinden olan Selim Nuri, Murat'ın ısrarları sonucunda onun otel odasına taşınır. Mecliste bir oturumu takip etmek için Ankara'ya giden Murat, otelin sahibinden Selim Nuri'yi sorgulamak için iki polisin geldiğini öğrenir. Bu sırada Kadir, Ayşe ile yakınlaşma planlarını sürdürmektedir. Ayşe'nin ona ilgi duyabileceğini düşündüğü için Murat'ı belli etmeden kötülemeye çalışır. Onun çocukken birkaç kuruşluk para için lağım çukuruna top çıkarmaya çalışmasını ve çukurun içine düşmesini anlatır. Aynı zamanda Ayşe'nin Murat'ı ilgisini sıfırlamak için Murat'la Şükran Hanım arasında bir şeyler olduğunu söyler. Bu bilgiyi ve verem olduğu düşünülen Selim Nuri'nin Murat'ın odasında kaldığını öğrenen Ayşe, Şükran Hanım'ı görebilmek için onu avukat Deli Celadet'in ofisine çağırır. Murat, Ankara'da yoğun bir gündemin ardından İstanbul'a döner. Birkaç ay önce açılan serbest fırkanın Fethi Bey'in isteğiyle kapatılması kafasını kurcalarken, Selim Nuri'nin odasından alınıp hastaneye kaldırıldığını, hastane masraflarını Şükran Hanım'ın ödediğini öğrenir. Ancak Selim Nuri'nin yanına gidene kadar arkadaşı hayatını kaybeder. Murat, hastanede henüz iki gündür tanıdığı bu adamın ölümünü ağlayan Şükran Hanım'la karşılaşır. Murat henüz Selim Nuri'nin ölümünü atlatamadığı günlerde Doktor Münir'in Caddebostan'daki evine gider. İki karakter burada Kadir ve Ayşe'nin evlenme kararından, Nermin'in bu kararı onaylamamasından, serbest fırkanın kapatılma sürecinden ve Selim Nuri'den bahsederler. Selim Nuri'yi kaçırıp dövenin Behram Efendi ve birlikte çalıştığı insanlar olduğu anlaşılır. Selim'in dövdüğü bu sarhoş Milli Emniyet'in ispiyoncusudur ve dayak yedikten sonra intikam almak için böyle bir senaryo planlamıştır. Serbest fırkanın kapatılması konusu da detaylı bir şekilde değerlendirilir. Doktor Münir bu konuyu Osmanlı-Türkiye arasındaki geçiş sürecine bağlar ve bu konuda oldukça detaylı açıklamalar yapar. Romanın son bölümü Şükran Hanım'ın evinde başlar. Şükran Hanım ve Murat, Ayşe'nin annesi Nermin Hanım'la buluşurlar. Nermin Hanım evliliği onaylamadığını, ancak eski kocası Kamil Bey'in bu durumu dikkate almayacağını tahmin ettiğini söyler. Daha sonra Kamil Bey'i bencil ve romantik olmakla suçlar. Ona göre Kamil Bey Kuvayi Milliye'yi destekleyerek o dönemde her namuslu insanın yaptığını yapmış. Üstelik kendisini bu heyecana fazla kaptırarak ailesinin geçimini sağlamak yerine romantik bir hayalin peşinden koşmuş, bir anlamda kolay yolu seçmiştir. Şükran Hanım ve Murat bu konuda Nermin Hanım'ı bir ölçüde haklı bulurlar ve Kadir'den bahsetmeye başlarlar. Şükran Hanım anlatılan lastik top hikayesinin Murat'ın değil Kadir'in başından geçtiğini anladığını söyler. Roman Murat'ın Şükran Hanım'ı öpmesiyle sona erer.